Cinayete kurban giden Sevim Yıldırım'ın oğlunun Necati Çiçek'e olan borcu yüzünden yolunun kesildiğini bir akrabasına ağlayarak anlattığı yayınımızda gündeme geldi. Sevim Yıldırım'ın ölü bulunmasından yaklaşık 2 ay önce kendisine köyde ikamet eden Davarcılar lakabıyla tanınan, bu sizsiniz anladığım kadarıyla, evet, lakap sizin. Necati Çiçek'in eşi Sündüz Çiçek, oğlu Hüseyin Çiçek ve gelini Satı Çiçek tarafından yolunun kesildiğini, senin oğlun bizim paramızı yedi, sen de bu parayı ödeyeceksin diyerek sıkıştırdıklarını ağlayarak anlattığını, evet, bu şahısların Sevim Yıldırım'a zarar vermiş olabileceğini değerlendirdiğini söylemiş mesela Ayşe Yıldırım. Sevim Yıldırım'ın Necati Çiçek'in ailesi tarafından yolunun kesildiğini ağlayarak anlattığını iddia eden akrabası Ayşe Yıldırım'la bir aradaydık. Sevim Yıldırım'ın kaybolmadan bir iki ay önce ağlayarak size anlattığı bir olaya şahit olmuşsunuz. Biraz sohbet ettik, ondan sonra konuşmaya başladı. Ağladı, benim önüme geçtiler dedi. Kimlerden bahsetti? Hündüz Çiçek, oğlu, gelini, Satı ve Hüseyin önüme geçtiler dedi. Ağız tartışması yapmışlar, hani öyle şey yok yani. Vurma kırma şey yok yani. Oğlum bizim paramızı yedi, bizim paramızı oğluna söyle getirsin. Bunu dedi, başka bir şey demedi bana, bu kadar. Sevim Yıldırım'ın dert yandığı Ayşe Yıldırım'ın söylediğine göre 75 yaşındaki kadın oğlundan korkuyordu. Üstelik Sevim Yıldırım'ın anlattıklarına bakılacak olursa borçlar yüzünden karşısına çıkan başka kişiler de olmuştu. Herkes gelen benim başıma bel oluyor diyordu. Birileri evine mi geliyormuş Sevim Hanım'ın? Borçlular da geliyormuşmuş, kendi de geliyormuşmuş her gün para istemeye. Böyle oğlundan hep yakınır mıydı? Aynen öyle, yakınırdı yani. Sürekli para istiyormuşmuş. Ayşe Yıldırım aynı zamanda Sevim Yıldırım'ı kaybolduğu gün görenlerden biriydi. Kaybolduğu gün de görmüşsünüz galiba. Kaç gibi, nerede gördünüz? Sabah 9:30 gibi bize geldi. Kahvaltı yaptık beraber. Ondan sonra eşime dedi, bugün dedi odun getirelim dedi. Biz de dedik hani bugün işimiz var, yarın getirelim. Tamam dedi. Hatta bana dedi ki bu düdük gelmez dedi. Bunu dedi sıkı tembih ediyorum dedi. Bunu ne olursun geri gönder dedi bana. İşin için. Eşim için. Her gün sizden mi yardım istiyordu bunları taşıması bizden için? Bizden de yardım isterdi. Başkasından da isterdi yani. Sadece bir tek gider miydi? Giderdi. Onda bizden çıktı. Bir daha da görmedim. Görüşüm o oldu. İnsanlara, çevreye para almak için bir yerlere gidermiş, ekmek yaparmış. Giderdi. Kendini geçindirmek için giderdi yani. Ekmek ederdi. 5-10 kuruş alırdı. Yaşlı değil, yardım yaparlardı. Oğlunun söylediğine göre Ergün hiç annesini parasız bırakmazmış. Öyle miydi? Para verdiğini görmedim. Verse gitmezdi yani nenem. Çalışmaya gitmezdi. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Siz de hoş geldiniz. Eşinizle beraber siz de Sevim teyzenin size anlattığı şeyleri anlatıyorsunuz. Bir kere evet, oğlu para verseydi zaten gitmezdi. Aynen. Kadın 75 yaşında hala gidiyor oraya buraya. Aynen öyle. Cevap vereyim Müge Hanım. Ver. Hani amcamın geleni. Hani, ben daha hayatta yanlış anlama. Ben verdim. Her şeylerinde diyemezler ki bana getirmiyor, götürmüyor. Ben verdim Müge Hanım. Beni onlar hayatta bırakmadım. Sen verdin de. Kadın bize hiç demedi ki verdi, itti diye. Biz hadi görmedik oraya, ki. Karışma, hadi. Ben her şeylerini götürdüm Müge Hanım. Gizlim saklım ne yok öyle. Benim bir de şunu diyeyim Müge Hanım. Eşim olarak biz zaten o traktör basmıyordu. Köylüydü. Kış günü. Sesini yükseltiyor musunuz abi? Traktör basmıyordu yani. Basmaz marşı. Traktör olan bir arabası olardı. Kışın basmaz pek. Bugün dedim havada ser dedik de. Olsun, önemli değil. Dedik de yani işime gelmedim, gitmedim. Yani. Hatta kardeşleri var bilmem. Daha benden işte amcaoğullar var, rahat etsinler. Gele gele beni buldu dedi. Becik de işime gelmedi, gitmem. Ha öyle olacağını söyleyeyim. Evimde oturtturdum, dur yanımda dirdim. Ya da evine gider, o gün için kalırdım. Her gün de kalamam. Nazım Bey şunu anlatıyor. Odun kesmiş, odunun evet, eve getirilmesi lazım. O gün de traktör basmıyordu. O yüzden onlara ulaşmış. Nazım Bey de demişken benim bugün... Soğudu hava, çok soğudu. Çok soğuktu, yarın bakarız demiş. Ben kendi işime gitmiyorum dedim. Onu da dedim, ha oğlu diyor. Ama diyor keşke diyor, böyle olacağını bilseydim. Evinde giderdim alır oturtur. Ya da evinde oturturdum. Hatta evinde çay içmiş, yemek yemiş. Ben sigara çok içerim. 3-5 sigaram vardır ha, komşular desin. Sigarayı çok içerim. Hadi boşver. 2 gündür orucu, dün orucu bıraktık. Şimdi yine içtim geldim. Allah biliyor, kulundan sağlamış. Tamam, sağlığa zararlı abi. Şimdi şöyle... Allah kabul etsin. Cariye çok içerim. Bir de ben şey cari içiyorum diye eşim yemek falan onu koy yeri ne bulduysa onu koymuş. Ne yediyse bir insan ne yiyecek. Ben yemek yediğini görmedim. Eşim koymuş çayı gördüm ben. Çay bardağı geldiğini gördüm. Hatta bugün yemek de yedirdi. Bir de savaşta da kardeşleri görmüş koyu bitir aşağı. Orucu görmüş. Dedim buna eşime gel gitti adamı evine dedim. Adam diyerek de koymuş. Ben nene, çok baktım o gün. Koyu yerinde amcamızın hanımı yani nene deriz biz koyu olarak. Nene yarın ben söz getireceğim dedim. Bu arada dedik hatta eşime. Bu gelmez, beni atlattı. La söz getireceğim, ne? Bu soğuk hava. Öyle ki bizden çıktı, görenler var. Allah'a şükür akşam da telefonlar geldi. Yani Sevim teyze için aslında o gün her şey normal. Odun toplamış, alacak aynen onları. Akşam oraya götürecek falan filan. Tamam, sen tamam, bir otur Ayşe Hanım. Tamam, anlat. Şimdi
Yolunu kesmesiyle yok. İlgili ne anlattı? Sen bir yayında anlat. Anladım. Sen de cevap ver. Çünkü siz onu kabul etmiyorsunuz. Öyle. Ayşe Hanım diyor ki bana da anlattı. Bana da yapmaz. Anlattı. Şey dedi, öyle. Bunlar önüne geçmişler. Hündüs abla demiş ki, evet, oğlum demiş bizim paramızı aldı. Söyle ona bize getirsin. Öyle. Dava bu yani. Başka bir şey söylemedi. Bu adamlar da onu yapmadı. Sadece bunu yani. Söyledi. Allah Allah. Ben o adamı... Böyle vurma, Ergün kırma. Için benim... Tabii Ergün için Ergün ne anlattı? Ergün oğluna söyle, tabii. Paramızı getirsin dedi. Öyle diyesi olmuş. Hikaye ver. O tabii, Ergün için ne anlattı? Dur bir saniye. Ama bak işte söylemediniz değil mi? Siz de... Ben de o kadarını tahmin ediyorum. Hanım söylesem söyle. Benim oğlum zaten öyle. Sabah gidiyor, akşam öyle geliyor. Ben 4 sene evini öyle geçirdim. Bak kadın var ya, senden benim aram kadar benim evimin altından geçiyor. Ben her gün geçerim. Aa bunlar da biliyor. Ben geçsem ben diyorum ki oğluna şey demedim. Ben eşimden ne verdiğini anlayamadım ki. Kadının önüne geçsem ben kadından ne isteyeyim ihtiyar kadından. Öncüz abla yani. Ben de zaten o söylediği öyle. İçin söylüyor. Yoksa ben tamam, nereden ben sana bir şey demiyorum. Bir de şimdi dur Nazım Bey bir saniye dur bir Ayşe Hanım konuşsana. Ben senin yoksa, söylediğin için bir şey demiyorum. Çünkü ben seni dövüştüğümü öyle. Görmedim. Görmedim. Bir şeyimi görmedim. Oğlunun huyunu bildiği için öyle sana bir şey diyor. Aynen öyle. Bizim evimiz uzak bunlara göremeyiz yani. Dur, birisi konuşurken birisi tamam, susarsa eğer onun lafı öyle, anlaşılır. Öyle. Arattırdığını niye söylemiyorsun Ayşe? Dedim ya arattık diye. Arattık ulaşamadım. Ben olana olmuş diyorum. Ben yapmadım. Bu ben, açma, daha doğrusu bundan cevabı alamadım ki kadına bir beni şey aramadınız yapsa. Mı iki sefer? İki sefer arandı. Bunu iki kere aradık. Bu açmadı. Ondan sonra Sat ablam aradık. Benim evden. Benim telefonla aradık. Kadın ağladı mı ağlamadı mı? Ağladı dedim ya ağlayarak geldi. Ağlayarak anlattı kadın yani. Ağlayarak geldi benim eve. Biz onun için geldik zaten. Bak. Evet. İki sefer aradılar Müge Hanım. Ben niye yalan söyleyeyim yani? İki kere aradı. Kim aradı? Aa Ayşe aradı. Benim telefondan aradı. Çünkü nenem numara yaz şey aramayı bilmez telefonu. Yani sana söyledikten sonra Ergün'ü aradı. Ne dedi Ergün'e? Ergül açmadı ki telefonu. Telefon da açmıyor. Açmadı. İki kere aradık. İkisini de açmadı. Müge %100. Çünkü telefon ya evde kalmıştır ya dükkanım. Hayır Asiye'ye yok dedirtti dedi. Ya, yok dedirtiyor dedi. Yoğurdu yanımda. Ben devamlı bunlar beni aradığı zaman devamlı dönerim. Açmıyordun abi. Genellikle ya ben de diyorum ki açmıyordun. Ben konuştum demiyor. Ya canım diyorum. Çünkü telefondan telefonum yatık. Bak annen demiş ki. Evet. Ergün'ü başka bir telefon numarasından arayalım. Çünkü bu borç meselesinden dolayı Ergün benim telefonumu açmıyor. Asiye'yi arıyormuş. Asiye de sen onun yanında olmana rağmen yok dedirtiyor musun yok, ona? Öyle söylüyormuş. Öyleydi öyle. Yok, ben o da mı olmadı ben Asiye? Ben yalan söylemem Asiye. Söyle söyle ben de satamam Ayşe abla. Müge Hanım ben devamlı arıyorum. Ben yalan söylemem. Ki aramıyordun. Yok ablam ben. Ben niye ulaşamadım yok. Bunu da arıyorum. Niye? Ben niye ben, yok ben diyeyim? Ben de o gün ne diyorum? Ben aradım diye ulaşamadım. Ben konuşmadım. Tamam ya. Sonra sen açmayınca da Satı'yı arayıp Satı'yı anlattın. Evet 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 kadın ağladı. Annen mi ağladı? Ağladım. Aha bak şahidi de yanımda Müge Hanım şöyle yaptı. Kızım dedi, Ergül'e dedi, arattırdım Ayşe'ye dedi, açmıyor dedi, Asiye'ye yok dedirtiyor dedi. Bunu dedi sonra bir arayın da dedi, ne diyecekse gelsin bunlara desin, benim önümü kesiyor kızım bunlar dedi, gelsin dedi. Aradım ben Asiye'yi, tamam dedi, yatıyor dedi, ben yollayacağım dedi, ne yollandığı, ne gittiği, ne haberi var bunun her şeyden. İkisinin de haberi benim var, bunlar bunu geçtiğinde. Ben gittim, niye gitmedim ya siz... Gitmedi yani. Sizin her konuştuğunuz doğru. Evet, bizim annem hep ağır yoldan iki gidiyor, sefer arattırdı yani Müge Hanım. Aa yalan desin, bak ben hiç yalan söylemiyorum bunu. Siz doğru söylüyorsunuz. Babam yanındayken iki seferi arattırdı, kadın ağlayarak yani. Bunlar geçmişler ömrü. Ergün Bey artık evet. Şimdi bak borçlularından kadın rahatsız oluyor. Ben önüne geçti derken ben her zaman söylüyorum. Sündüz Hanım önüne geçti öyle. Saçını başını yolda anlamında söylemiyorum. Yok, ben de senin yerinde olsam oğluna söyle bize borçları ödesin derim. Yani bunu herkes der Sündüz Hanım. Bu senin ona bir şey yaptığın anlamına gelmez. Ben bir şey yaptım geçtiğini de diyor mu Müge Hanım ben de. Ben oğlundan cevap almadı işte eşimle anlaşamadıktan ki ben kadının üzerine niye varayım diyor. Niye o zaman böyle anlatıyor? Ben bilmemecik de demek ki orada şey yapıyor oğlunu tutmak. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Peki Sündüz mü geçti söylüyor. Benim siz önüme dedi? Siz doğru söylüyorsunuz evet, evet. O yalan söylüyor. Sündüz ben, dedi. Ben devam doğru söylüyorum. Koya'da kime sorarsan sor. Doğru söylüyor. Allah'ın seversen bak Kemal abi de ağlanırsa senin çeyin boyakın çıkar. Tamam bağlansın o zaman. Bağladım da gelmiş onun üstümüze o şeyde gene. Bağlansın da gelsin. O adam da görmüş benim işte. Benim kimseden boşluğum yok. Neydi Hüseyin abi de görmüş o da diyor aynısını. Niye yalan söylüyorsun ben ya? Ben alsam diyorum ya ben cevabını ya almadığım dedin, için kimsenin buna varmadı. Hani diyorsun ya gitmedin. Hatta ama tartıştın. Hatta o benim geçilenler mi aldın o tükkanı? Kaçıncı kaçın bir tek o değil. Bak iki sefer beni arandırıyor. Hani diyorsun ya gitmedin. Ben gittim daha burada. Onların evi de vardı aynısı.
Müge Hanım, yani ben bir şey daha söyleyebilir miyim? Buyurun. Demin söylemedim. Böyle oğlundan ya. Korkardı, hiç kimseden korkmazdı. Allah açıkça Allah. Söyleyeyim de. Ne diyordu? Oğlundan korkardı, hiç kimseden korkmazdı. Bak Ayşe, benim lafıma yine geliyor. O var ben ya, oğlunun için kendi bizi takmak üzere. Evet. Ablacığım, ben sana bir şey demiyorum. Bir dakika. Ben onun dediğini söylüyorum. Kimin oğlundan korkuyordu? Kendi oğlundan korkardı. Ergün'den. Ergün'den korkardı. Ne diye korkuyor benden Ayşe? Ben çok merak ettim. Ne diye korkuyormuş benden ya? Senden korkardı. Hazır mısın kalpten? Paraya geliyor sürekli bana diye ben korkardı. Ben de geliyormuşum paraya. Evet, sen geliyormuşmuşsun. Ayşe, bugün ne kadar bir diye bak. Ya bir diye, kardeşlerim de burada. Kocan da burada. Ben ne diyorum? Benim anam babam bana bugüne kadar yok demedik hiçbir zaman. Adamın servetini de yiyen benim. Şeyden de benim. Ben sizin gibi öyle kavgaymış da bu neye gelmez. Ben burayı merak ediyorum yok artık. Yok dememiş diyor. Ergün Bey ama bir yere kadar. Bir yere kadar. Ya, Ayşe nereden bilsin? Benim anlamadığım konu şu bak. Annem hani buna dertleşir. Hani diyor ki para için para, dönüyor dolaşıyor paraya geliyor. Nasıl dertleşir? Ana doğru muyum? Peki ben annemi niye öldüreyim? Öldürün bunu. Dolup paralı tanıdığım adam var. Kimi öldüreceksin? Kimi öldüreceksin? Ya hani diyor ki parıltı annemizi öldürüyorsun. Asiye'yi öldüremezsin, onda para kaynağın. Cihat'ı öldüremezsin, o da para kaynağın. Onu demiyorum Müge Hanım. Hani diyorlar ya bana anne. He. Benim dolu tanıdığım zengin adam. O zaman onu kafasına sıkarım. Müge Hanım. Hani böyle bir şeyler konuşuyor. Zaten yollamışsınızdır işte. Senin şeyin işte kocaların onlar zaten. Böyle insanın yani geçmişine yargılanmak insanın zoruna gidiyor. Her gün geçmiş değil ki. O gün zaten o gün senin gene cebinde paran yok. Müge Hanım bak az bir haçlığım vardı, geldi aldık sattık haçlı. Hani benim anlamadığım taraf da bu. Ergün Bey siz artık kaç yaşındasınız? O zaman Asiye Hanım'a da Kızılay'da şeyde belediyede para veriyormuş. Bir kilo patates veriyorsa haşlarsınız o gün. Senin haşlığa ne ihtiyacın var? Kır dizini, otur patatesini haşlaya, izle dizini. Yani siz bu ülkede insanlar ne yapıyor sanıyorsunuz? Ya bazen buraya gelen bazı erkekleri ve bazı kadınları anlamakta çok güçlük çekiyorum. Yani bazılarınız sadece siz erkeksiniz. Karınızı aldatacaksınız, kumar oynayacaksınız, bara gideceksiniz, içki içeceksiniz. Erkekler öyle yaşamıyor. Bu ülkede nereden baksanız 15 milyon, 20 milyon yetişkin erkek vardır. O erkeklerin 19 milyonu sabah işe gidiyor, akşam geliyor. Çünkü size şöyle söyleyeyim, tırnak içinde, buyurun Ram Bey hoş geldiniz. Yani tırnak içinde benim için hani erkek demek aldığı parayı çoluğuna çocuğuna harcayan adam demek. Yani gidip de kendi zevkin için para harcayıp sonra da ben erkeğim diye kahvelerde dolaşamazsın. Bu demek. Tamam Müge Hanım. Ben de diyorum ki bak tamam. Tamam. Yani annenden babandan para yiyorum diye 50 yaşında hala daha bunu övünerek anlatıyorsun da. Yani bu övünülecek bir şey değil ki.